Şimdi mayayı da ilave ediyorum. Ekmeklerimi 200 derecede 18 dakika pişirdim. Size biraz ekmek çıtırtısı dinleteyim. Herkese merhabalar. YouTube'un fırını Sanal Fırın'a hoş geldiniz. YouTube'da birçok ekmek tarifi yaptım ve ekmek tariflerimde mayayı ve tuzu hep sonradan ilave ettim. Bununla ilgili sürekli yorum gelmekte, soru gelmekte. Ustam, ekmek hamuruna mayayı neden sonradan ilave ediyorsunuz? Bunun nedeni nedir? Aslında çok basit. YouTube'da başka kanallarda birçok kanal var biliyorsunuz. Türkçe kaynaklar için konuşuyorum bunu. Yabancı kaynakları pek takip etmediğim için bilmiyorum. Birçok kanalda yüzlerce, belki hatta binlerce ekmek tarifi var. Yalnız YouTube'da Sanal Fırın'ın haricinde fırından aldığınız ekmeğin birebir aynısını yapan bir tane dahi başka bir tarif bulamazsınız. Aslında bunun en basit açıklaması ve en basit cevabı budur. Peki ekmek hamuruna maya ve tuz neden sonra ilave edilir? Çünkü ekmek hamuru çok yoğrulması gereken bir hamurdur. İçerisindeki gluten yapısının olgunlaşması gerekiyor ki ekmek pofuduk ve süngerimsi olsun, içerisi dökülmesin. İçerisi sıkı olmasın diye. Bunun için ekmek hamuruna maya ve tuz sonradan ilave edilir. Sebebi ise eğer mayayı baştan ilave ederseniz hamur yoğruluncaya kadar maya aktif olacağı için hamur çürümeye gidecektir. Eğer tuzu önceden ilave ederseniz tuz da hamur olmadan gluten yapısı incelterek hamur olmuş gibi yalancı bir olgunlaşma sağlayacağı için yine gluten yapısını bozacaktır. Bundan dolayı maya ve tuz ekmek mamullerinde mutlaka sonradan ilave edilmeli. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal Fırın'da kalın. Hoşça kalın.